yayın içinde şöyle bir değinmiştik, şimdi ayrıntıya ihtiyaç var. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiyi canlandırmak için bugün bizim çok dikkatimizi çeken bir öneri geldi. Devletin kupon basması, bunların özel sektöre verilmesi öneriliyor. Önerinin sahibi Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Haber Global'e. Hoş bulduk efendim. Biraz daha ayrıntı verir misiniz bu kupon konusu? Biz çok üstten anlattık çünkü. Öncelikle bir ekonominin içerisindeki borçlarla alacakların toplamı sıfırdır. Ne kadar alacaklı varsa o kadar da borçlu vardır demek. Yalnız burada bir istisna var. Öyle olması beklenir. Öyle, yani teorik olarak öyledir efendim. Tamam. Kamunun reel sektöre borçları var. Mal ve hizmet alımlarından olan borçlar var. Yaptırdığı işlerle ilgili borçlar var. KDV iadeleriyle, ihracat KDV iadeleriyle ilgili borçlar var. Bir de bizim indirilecek KDV dediğimiz, özellikle imalat firmalarının sırtına yüklenmiş olan ciddi bir meblağ var. Bunun da yaklaşık bedelinin 180 milyar lira civarında olduğu söyleniyor. Şöyle bir enstrüman geliştirirsek diye yola çıktık. Bunu biz 2008'deki Rahip Brunson krizinde de önermiştik ama o zaman kabul edilmedi. Hazine bu borçlar karşılığında vadesini kendisini takdir edeceği, nakde döndürülemeyen, nihai dönüş yolunun tekrar hazine olduğu kuponlar çıkarsın. Mesela 10'ar bin liralık kuponlar çıkarsın. Bu kuponları alacaklılarına ödesin, onları versin. Bizler de o kuponları bankaya teminat olarak verebiliriz. Piyasadan mal alabiliriz. Piyasaya olan borcumuzu ödeyebiliriz. Yani bir nevi basmış gibi biz onu ticaretimizde kullanırız. Çok özür dilerim, araya giriyorum ama ben devletim, niye para basmayayım da bunu yapayım? Para basma yetkisi Merkez Bankası'nın. Ya da Merkez Bankası'yım peki. Tamam. Merkez Bankası bu parayı nasıl dağıtacak? Yani helikopterle havadan da atacak değil. Ama burada gerçek bir işlem var. Gerçek bir alacak var. Bu gerçek alacak karşılığında verilen bir hazinenin bastığı. Literatürde bunun adı ev yapımı para. Ev yapımı para bize dağıtacak. Biz de onu piyasada bir takas aracı olarak kullanacağız. Bu işin en güzel tarafı şu. Bu bütün borçlular ve alacaklar arasında geniş çaplı bir mahsuplaşmaya yol açacak. Yani bugün dünyadaki bütün firmalar aşırı borçlu olmaktan şikayetli. Ülkemizde de aynen bu şekilde. Meşhur bir fikre vardır, işte bir kasabaya turist gelir, otele baktı, otelde bir oda görmek ister. Resepsiyondaki 100 lira, 100 dolar şey verirsen, kapora verirsen seni gezdiririm der. Turist oteli gezmeye gittiğinde o 100 doları kasaba borcunu öder. Kasap bir başkasına en son otele borcu olan kişi de getirir parayı, tekrar resepsiyona verir. O sırada turist de iner, parasını alır gider. Ama bu arada kasabanın içindeki bütün borçlar sıfırlanmıştır. Evet. Bizim önermiş olduğumuz sistem böyle bir sistem. Bu kendi sterilizasyonunu da kendisi içinde ihtiva ediyor. Burada Merkez Bankası'nın para basması enflasyonu yaratacak bir şey. Buradaki verilecek kağıt Ayşe teyzeye, Mehmet Ali amcaya değil, iş dünyasının kendi alacağı olduğu için bu gene iş dünyası içerisinde daha çok arz yönlü çalışacak. Bir şey iyileştirme yapacak, kolaylaştırma yapacak. Ve vadenin sonunda da işletmeler muhtasardı, KDV'ydi, ÖTV'ydi filan gibi kamuya olan ödemeleri de bu kağıtlarla yaptıkları zaman piyasadan da toplanmış olacak. Peki. Öneri budur efendim. Sayın Özdebir, son olarak kısaca hazineye iletildi mi ya da yetkililere, yoksa iletecek misiniz bundan sonra? 2008 Rahip Brunson krizinde hazineye, bu bakanlığa, bakan yardımcılarımıza iletildi. Bugün Sayın Bakan'ın Odalar Birliği'nde bir toplantısı vardı. Bu toplantıda da buna benzer bir model kendisine hatırlatıldı. Çalıştıklarını söylediler efendim. Peki Sayın Özdebir, sağ olun. Teşekkür ederiz bu yayına katkı için.
Ana Haber Bülteni devam ediyor.